Kod adı İstanbul. 26 yılda inşa edildi. Dünyanın en geniş ve en korunaklı sığınaklarından biri. Eski Yugoslavya'nın lideri Mareşal Josip Broz Tito'nun emriyle yaptırılan sığınak, uzmanlara göre maliyeti 5 milyar dolara yaklaşmış bir mühendislik harikası. Bulunduğu yerse Bosna Hersek. Tam koordinatıyla verelim. Başkent Saraybosna'nın 50 kilometre güneybatısında Neretva Nehri'nin kıyısındaki Konica kasabası. Bugünlerde Konica'da bir tartışma yaşanıyor. 2011'den bu yana müze ve sanat galerisi olarak kullanılan sığınak yeniden asıl görevine uygun şekilde düzenlenmeli mi? Rusya'nın Ukrayna'yı işgaliyle başlayan süreçte bir nükleer savaş ihtimali Konica halkını bu soruya yönlendirmiş. Her ne kadar tehdit uzak görünse de Bosna'daki bu muazzam yapı bir kez daha dünyanın gündeminde. Şu anda küresel ortam ne yazık ki tıpkı soğuk savaş sırasında olduğu gibi kendisini giderek daha çok hissettiren ağır bir savaş duygusunun yükü altında. Bu nedenle sanat galerisini tekrar sığınak olarak kullanma fikrini ciddi biçimde değerlendiriyoruz. <laughs> Bir nükleer savaşta 25 kiloton gücündeki atom bombasıyla düzenlenecek saldırının bile etkilemeyeceği tahkimat ve donanıma sahip sığınak yerin 260 metre altında bulunuyor. 1953-1979 yılları arasında yaptırılan 6500 metrekare kapalı alana sahip, içerisinde 350 kişinin 6 ay boyunca dışarıdan hiçbir destek almadan yaşayabileceği bu sığınak 1992-95 yılları arasındaki iç savaş sırasında ortaya çıkarıldı. Böyle bir sığınaktan haberi olmayan Bosna Hersek halkı keşfettikleri yapının gizemini arşivlerden öğrendi. Soğuk Savaş yıllarında herkes gibi bir nükleer felakete hazırlanan Tito yönetimi de dağlık bir alanda askeri ve siyasi liderleri korumak için bu yeraltı kalesini inşa ettirmişti. Sığınağı eski işlevini yerine getirecek şekilde düzenleyebiliriz. Ama nükleer silahların çok daha güçlü hale geldiği bir dünyada insanları artık ne kadar koruyabilir bunu bilmek çok zor. Mareşal Tito'nun İstanbul Kod adlı sığınağı adını Tito'nun en sevdiği şehirden alıyor. Nükleer tehdit nedeniyle inşa edilen Neretva kıyısındaki yeraltı kalesi İstanbul bugünlerde benzer endişelerle yeniden ilgi görüyor